Şimdi sevgili yönetmenim, bir yolculuğa çıksan, senin için önemli olsa, ticari yolculuk, başka bir yolculuk, ne yaparsın? Ne yapmalısın? Ne yaparsın? Hazırlık yaparsın. Çantanı, valizini, lazım olacak şeyleri, evrak, para, cüzdan, kredi kartı, değil mi? Temin edersin, hazırlığını yaparsın. Otomobilinle gideceksen ruhsatını, muhsatını, otobüsle gideceksen uçakla biletini, her şeyini kontrol edersin. Başka ne yaparsın? Dua ederim. Allah'ım yolumu açık et, işimi kolay et falan filan. Peygamberimize soralım bakalım. Ya da şöyle söyleyelim. Dua nasıl bir kıymetli bir şeydir bilir misiniz? Dua. Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki, biriniz yolculuğa çıkmak istediğinde, Müslüman kardeşlerine uğrayıp selam versin. Yani etrafında yoksa git diyor yani. Özellikle bakkal Mehmet abiye uğra giderken. Bir tane şeker al. İş olsun diye. Fırına git, bir tane simit al, bir şey yap. Ya da komşuna seslen. Nait abi nasılsın falan. Sizden biriniz yolculuğa çıkmak istediğinde Müslüman kardeşlerine uğrayıp selam versin. Hayrola nereye Semih falan desin, o da soracak tabii. Abi işte memlekete gidiyorum. Kırklareli. İyi, yolun açık olsun abi, Allah kaza bela vermesin. İşte bu sana yetti. Peygamberimiz buyuruyor ki, biriniz Müslüman kardeşlerine uğrayıp selam versin. Çünkü onlar dualarıyla onun yaptığı hayır duaya kuvvet verirler. Allah'ım yolumu açık et diyorsun ya sen. Dua ettin yola çıkarken. Ama senin duan kuvvetlensin diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Tamam, seninki de dua ama bir mümin kardeşin sana dua etsin de senin duanı kuvvetlendirsin. Onun duasıyla yola çık diyor. Bu dua bu kadar kıymetli. Yasin oku, Tebareke oku, Amme oku, Ayetel Kürsi oku. Mutlaka yolculuğa çıktığınızda Ayetel Kürsi okumadan çıkmayın zaten. 7 tane. Evet, ama bu yolculuğu, bu duayı mümin kardeşlerinizin duasıyla pekiştirin diyor Peygamberimiz aleyhisselam. Sen yaptığın duayı mümin kardeşinin duasıyla destekle. Yoksa etrafında biri, mutlaka birine uğra, Müslüman kardeşini bul. Ondan hayır dua al, öyle git diyor. Ya petrole uğra, selamünaleyküm kardeşler. Ben gidiyorum memlekete, abi güle güle, hayırlı yolculuklar desin birisi ya. Ama hocam bunların çoğu ticari, ya sen ne yapacaksın ticari siyasi, Allah Allah. Müslüman kardeşin sana dua etsin. Bu duanın bereketine sığın. Müslüman kardeşin sana hayır dua etsin. Bu duanın bereketiyle yürü ya. Dua bu kadar kıymetli bir şey. Hazreti Peygamberimiz söylüyor aleyhissalatü vesselam. Biz ya bugün biraz başım ağrıyor. Şuradan bir hap versene. Abi tamam, hap yut ya. Semih biraz başım ağrıyor, bir dua etsene. Allah şifanı versin hocam. Bilmiyorsun ki ne ya. Dua istemekte bir mahsur yok. Müminin mümin kardeşi için yaptığı dua günahsız ağızdan çıkan dua gibidir diyor ya hadis-i şerif. Selamlaşmak, sabahlaşmak için bir bahane uydurun. Kaç kat çıkıyorsun sen buraya geldiğinde? 10 kat. 2 de aşağıdan. İlle bir adama denk geliyor. Ya arkadaş, bu kadar buzdolabı olduk ya. Herkes arkasını dönüyor ya. Katiyen müsaade etmem. Bindiğim asansörde, karşılaştığım koridorda selamlaşmadığım bir Allah'ın kulu var mı benim Semih?
katiyen konu. Çatlar. Dayanamam. Müsaade etmem. Biniyor, selam vermiyor. Aleyküm selam genç diyor. Selamun aleyküm hacı abi. Diyorlar. Ben de aleyküm selam diyorum. Nasılsın yavrucuğum, iyi misin diyorum. İyiyiz. Yani selam versek alırlar mı diye düşünüyorlar acaba. Peygamber aleyhisselam selamı yaygınlaştırın, o berekettir buyuruyor ya. Cebindeki parayı saymayı bırak. Bir gün biter ya. Biter. Denizler kurumuş hocam ya. Denizler, göller kurumuş. Tarih boyunca hala kuruyor. Allah korusun susuzluktan. Amin. Ama en büyük susuzluk sevgi susuzluğu hocam ya. Ya. Dua. Dua almak için yani bir sebep bulalım. Selam verelim, ya bir şey dağıtalım. Buyurun alır mısınız? Cebimizde mesela 5 tane şeker koyalım. Alır mı? Şimdi pandemi var, kimse de almaz artık değil mi? Dokunmuyor falan filan. Ya dokunurlar, korkmayın. Ya selam verin, selam alın, dua edin, dua alın. Bir de şunu yap. Senin mesaj yaz bakayım bana Semih. Hocam selamünaleyküm, nasılsın, iyi misin? Dua eder, dua beklerim. Ya dua beklerim diyor. Bak ben sana dua ediyorum ama dua etmezsen etmem ha. Bu dua eder, dua beklerimi kaldırın. Bunu birisi uydurmuş, çok şık değil. Dua ederim deme o zaman, dua beklerim de. Hocam duanı beklerim, ben de sana dedim ki kardeşim sen de bana dua et. Dua eder, dua beklerim, ben burada hepsini bitirdim, bana bir daha yazma demek ya. Dua eder, dua beklerim, yazmayın. Dua ederim, dua ederim hocam, sağlığınıza duacıyım. Ya da hocam Semih duanı bekliyorum yavrum, dua et benim için değil. Dua eder, dua beklerim biraz böyle. Bir taife vardı bir tarihte, onlar çok yapıyorlardı bunları. Kurtulduk elhamdülillah. Velhasıl çok gururlu bir taifeydi. Ukalaca tavırlar yapıyorlardı hep böyle. Onların biraz şeyine benziyor. Onlar başlattı bu işleri. Evet. Dua isteyin hocam. Dua isteyin. Dua, dua, dua. Biriniz yolculuğa çıkmak istediğinde mümin kardeşlerine uğrasın. Müslüman kardeşlerine uğrasın. Onlara selam versin. Onların dualarını alsın. Çünkü onlar dualarıyla onun yaptığı hayır duayı destekleyeceklerdir. Allah onların dualarıyla onun yolculuğuna yaptığı duaya kıymet verir. Amin.